Herkese merhaba, iyi akşamlar. Endless Abroad yurt dışı eğitim temsilcilerinden Orhun ben. Bugün Fleming College Toronto İş Geliştirme Müdürü ve aynı zamanda Türkiye temsilcisi Alican Çırak bizimle olacak. Alican Bey hoş geldiniz. İyi akşamlar Orhun Bey, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben de iyiyim. Bugün Toronto'da bir okuldan bahsedeceğiz. Evet, Fleming Direkt College Fleming Toronto. College Toronto. Evet. Bir sunumunuz var mı bizim için? Başlayalım mı hemen yoksa öncesinde biraz daha konuşalım mı? Bir sunumum var ama öncesinde dilerseniz kısaca kendimden bahsedeyim. Tabii ki. Okulumdan şöyle bugün nelerden bahsedeceğiz şöyle başlık başlık bir özet geçmiş olalım. Benim ismim Ali Can Çırak. Fleming College Toronto ve Trevas Institute, iki Kanadalı kolej. Bunların Türkiye'deki iş geliştirme yöneticiliğini yapıyorum. Bunlar Global University Systems firmasının bünyesinde bulunan Kanadalı kolejler. Bugün özellikle Fleming College Toronto'nun ayrıntılarından bahsedeceğiz. Hem okulun özelliklerinden hem çok güzel promosyonlarımız var. Onlardan bahsedeceğiz. Hem de tabii Kanada kolejleriyle ilgili genel bazı noktalara da değineceğiz. Şimdi kolejimiz çok güzel, evet, programlarımız var ama promosyonlar dedik. En çok merak ettiğimiz noktalarda bunlar olacak. Bunların üzerine biraz fazla durursak sevinirim Alican Bey. Tabii ki memnuniyetle özellikle öğrencileri çok mutlu edecek promosyonlardan bahsedeceğiz. Bütün ayrıntıları vermeye çalışacağım. O zaman güveniyorum ben size bu konuda. Teşekkür ederim, sağ olun. O zaman yavaştan sunumla başlayabilir miyiz? Harika. Şimdi Fleming College neresi nedir ondan bir öncelikle bahsedelim. 1967'de kurulan bir kolej burası. Hali hazırda Ontario bölgesinde aslında üç tane farklı da kampüsü bulunuyordu. Toronto kampüsü dördüncü bir kampüs oldu. Burası çokça özellikle Kanadalı öğrencilerin yoğun bir şekilde tercih ettikleri bir kolej ama aynı zamanda 40'tan fazla da uluslararası 40'tan fazla ülkeden uluslararası öğrencileri de bünyesinde barındıran bir kolej. Başarı anlamında da verebileceğimiz en güzel istatistik Kanadalı işverenler Fleming'in mezunlarından %92,9 oranında memnuniyet belirtmişler. Bu da önemli bir başarı tabii ki. Bahsettiğim gibi Toronto kampüsü kurulmadan önce okulun Halliburton, Lindsay ve Peterborough'da halihazırda 3 kampüsü vardı. Toronto kampüsü Global University Systems bünyesinde kuruldu ve ben Toronto kampüsüyle ilgili temsilcilik yürütüyorum ve o kampüse dair ayrıntıları ve bilgileri paylaşacağım. O kampüsle ilgili kayıt için ilerlemek isteyen öğrenciler bize ulaşacaklar. Ben bu kampüs için yardımcı olacağım herkese. Bizim iki farklı başlıkta, iki farklı seviyede programlarımız bulunuyor. Bir diploma seviyesinde, bir de graduate certificate seviyesinde programlarımız var. Ama şimdi hani bu programlar nedir? Ayrıntılarına girmeden önce dilerseniz hani diploma nedir, sertifika nedir, işte hani başına graduate gelince ne oluyor, ne değişiyor? Kısaca onlardan bahsedeyim çünkü belki araştırmalarına yeni başlamış arkadaşlar vardır. Bu kavramlar onların kafasında karışıklık oluşturmasın. Şimdi diploma ve sertifika dediğimiz programlar seviye olarak, derece olarak aslında aynı seviyede programlar. Bu programlara lise mezuniyetiyle, lise diplomasıyla başvuru yapmak mümkün. Aslında Türkiye'deki programlarla kıyaslayacak olursak tam net karşılığı yok ama ön lisansa denk geliyor diyebiliriz. Peki diploma ile sertifika arasındaki fark nedir diyecek olursak aslında tek fark diploma programları ana bilim dalları için, sertifika programları da o ana bilim dallarının altında bulunan alt dallar için kullanılıyor. Graduate Certificate veya Postgraduate Diploma ne oluyor? Onlar da bir üst seviyesi bunların. Ön lisans veya lisans mezuniyeti gerektiriyor başvuru için. Bu seviyelerdeki öğrenciler başvurabiliyorlar. Tabii college programlarının genel hedefi, genel amacı sektörel ihtiyaca yönelik uygulamayı bilen kişiler yetiştirmek. Yani şu örnek güzel geliyor bana açıkçası. Şimdi biliyorsunuz bizde herkes üniversiteden mezun oluyor. Artık hatta yüksek lisanstan mezun oluyor herkes. Ama mesela şununla çok karşılaşıyoruz. İşte bir mühendis üniversiteden mezun oluyor.
Ama henüz tecrübesi yokken ilk işe girdiğinde bir fabrikada atıyorum çalışmaya başladığında orada yıllardır çalışan bir işçiden işi öğreniyor. Bu bir dengesizliğe sebep oluyor. Bir sürü üniversiteli var ama yeterince yetkinlikle mezun olamıyorlar. İşte kalıçlar tam olarak bunun için var. Lisanstaki gibi teorik eğitim değil, daha çok uygulamalı eğitimin verildiği, sektörel ihtiyaç neyse ona göre müfredatların belirlendiği hem de daha kısa sürede 2 yıl gibi 1 yıl gibi sürelerde programların tamamlanıp hemen çalışmaya başlama imkanı sunan programlar. Şimdi bizim okulumuzdaki programlardan bahsedecek Geçiş olursak yapmadan bir şey daha açıklık getirmek istiyorum. tabii. Diploma ve graduate certificate programlarında evet bir mezuniyet şartımız var. Özellikle diploma için lise mezunu olmamız gerekiyor mesela. Fakat mesela bizde daha önceden sektöre atılmış ama alanında biraz daha fazla eğitim almak isteyen yetişkin öğrencilerimiz var biliyorsunuz. 25-26 yaşlarında, belki daha yüksek yaşlarda. Bu öğrencilerimiz için uygun bir program mı bu? Ya da bununla beraber şu soruyu da beraberinde getireyim. Diplomada business programı aldıktan sonra ardından sertifikat programlarıyla da bachelor programlarıyla kredi transferi sağlayabileceğimiz bir durumda söz konusu mu? Şimdi yaş konusuna değinecek olursak bu programlar için alt yaş sınırı 18, herhangi bir üst yaş sınırı bulunmuyor. Eğer öğrenci vizesini alabiliyorsa eğitime başlayabilir. Bunda bir problem yok. Kredi transferi konusunda şimdi bu konu Kanada için biraz zor bir konu. Yani kredi transferi çok fazla mümkün olan bir şey değil. Mümkün olduğunda da hani atıyorum 10 ders aldıysanız hani çok azı sayılıyor, 1-2 sayılıyor gibi bir durum söz konusu oluyor. Eğer kurumlar arasında özel bir kredi transferi anlaşması yoksa. O nedenle hani diplomadan mezun olan biri graduate'a geçecek olursa ya da lisansa geçecek olursa evet belki kredi transferi yapma imkanı olabilir ama hani tamamen buna bel bağlayarak hareket etmek Kanada özelinde çok doğru olmaz. Şimdi ekranda da görüyorsunuz dediğim gibi diploma ve graduate certificate seviyesinde toplamda 4 program var Toronto kampüsünde. Diplomada 2 yıllık bir business programı sunuyoruz. Graduate certificate'te de 2 yıllık bir global business management, birer yıllık supply chain management ve project management programları sunuyoruz. Böyle ayrıntılarına girecek olursak business'ta başlayalım diploma programı. Biraz önce de söylediğimiz gibi bu program 2 yıllık bir program, 4 semestrede tamamlanıyor ve bizim bütün programlarımızda bu kampüste 3 farklı öğrenci kabulü dönemi var. Ocak, Mayıs ve Eylül aylarında başlangıçlar var ve bu dönemler için öğrenci kabulü yapıyoruz. Modülleri de şöyle göstermiş olayım arkadaşlarımız için. Bu internet sitesinde de bunların ayrıntılarını görebilirler. Hani business'la ilgili çok fazla aşırı yorum yapma gereği duymuyorum. Çünkü hani herkesin artık bildiği, neredeyse her okulda bulunan hani genel bir işletmecilik programı aslında. Hani arkadaşlarımızın özellikle soruları olursa iletirlerse yanıtlamaya çalışalım tabii ki. Graduate sertifikatlara geçecek olursak ilk sırada Global Business Management programı var. Bu benim okuldaki favori programım. Böyle olmasının sebebi de şimdi modüllere geçtiğimizde de göreceğiz. Çok farklı modüller var. Doğal olarak çok farklı meslek gruplarından da öğrenci kabulleri yapıyoruz. Böyle ilerleyecek olursam gördüğünüz gibi işte finansal muhasebe ya da işte global girişimcilik, uluslararası pazarlama, İşte proje yönetimi ya da tedarik zinciri gibi çok farklı alanlardan oldukça yoğun, güzel modüller bulunduruyor içerisinde. Kanada'nın eğitim yapısında hani alan değişikliği de mümkün olduğu için, farklı alanlara yönelmek mümkün olduğu için her meslek grubundan başvuru alıyoruz. Yani bu programa işte avukatlar da başvuruyor, sağlıkçılar da başvuruyor, ne bileyim mühendisler de başvuruyor ya da öğretmenler de başvuruyor. Çünkü hani uluslararası bir işletmecilik her alanda yapılabilir. Atıyorum ben öğretmensem de eğitim alanında uluslararası işletme sahibi olabilirim. Ya da işte mühendissem de, sağlıkçıysam da uluslararası işletme sahibi olabilirim. Bu alanda insanlar kendilerini geliştirmek istediklerinde bu programı tercih ediyorlar ve dediğim gibi yani programın içerik olarak da çok beğeniyorum. Çok
çok faydalı oluyor öğrenciler için. Tam bu noktada bir araya gireyim. Akıllarda bazı sorular kaldıysa onları cevaplayalım. Bu programlarda bir lisans mezuniyetimiz olması gerekiyor. Ama bu lisans mezuniyetimizin geçmişindeki akademik kısmı aslına bakarsanız bizim için çok fazla önem arz etmiyor. Diyelim ki iktisat okudunuz ya da iktisattan bağımsız Can Bey'in dediği gibi hukuk okudunuz. Ama hukuk okuduktan sonra avukatlık yapmayı bıraktınız ya da bir şirkette ticaret bölümünde görev aldınız. Bunu biraz daha pekiştirmek adına hem teorik eğitim almak hem de pratik anlamında bir şeyleri geliştirmek istiyorsanız Global Business Management aslında bunun için var olan Kanada'da açıkları kapatmak için ki benim Kanada eğitim sisteminde en çok beğendiğim noktalardan birisi de budur. Açıkları kapatmak için oluşturulan sertifika programları oluyor. Bu da onlardan birisi ve dediğiniz gibi çok iyi alanlarda modüllerimiz var ki burada International Marketing ve Professional Communications noktasında bile beni tamamen çekti içine ki bu sadece sömestr bir dersleri. Evet, kesinlikle. Yani söylediğiniz çok doğru. Hani mesela pazarlama alanında ilerlemek isteyen kişi de buraya yönelip kendine dair bir şeyler bulabiliyor. Ama işin finans kısmıyla, muhasebe kısmıyla ilgilenen kişiler de keza. Hani modüller zaten kendini anlatıyor. Dediğim gibi işte, internet sitesinde de bu modüllerin daha ayrıntılı bilgileri de var. Daha da ayrıntı isteyen arkadaşlar olursa sizlere, bizlere ulaşabilirler zaten. Devam edecek olursam ikinci sırada Supply Chain Management programı var. Bu bir yılda iki sömestrde tamamlanan bir program. Yine üç farklı dönemde öğrenci kabulü yapıyoruz. Şimdi bu program sadece Kanada özelinde değil, dünyanın genelinde de ilginin çok arttığı, çünkü istihdamın gitgide genişlediği bir alan. Hani ben tedarik zincirinin müşteri kısmında yer alıyorum açıkçası kendi adıma. Hani ekrandan sipariş veriyorum, sonra kapıyı açıyorum, kargoyu alıyorum. Ama tabii yani o benim ekrandan sipariş verip de kapıma gelene kadar biliyorsunuz bir sürü süreçten geçiyor. Artık her türlü ürün, yani öyle 3-5 şey değil, her türlü ürün dijital ortamlarda pazarlanıp satılabiliyor. Doğal olarak gitgide genişleyen bir alan burası. Ve hani arka planda da işte ben siparişi verdim, sipariş işte alındı, ilgili birime iletildi. Ondan sonra depodan çekildi, paketlenmesi yapıldı, işte banttan kargo kısmına iletildi falan gibi birçok adım var. Belki hani benim bile sayamadığım ekstra adım var burada. Doğal olarak çok geniş bir meslek grubu topluluğu oluşturuyor arka tarafta bu. Bunun yönetimsel kısmında bu programdan mezun olan arkadaşlarımız görev alabiliyorlar. Özellikle Kanada'da şu anda hem havalimanları hem deniz limanları çok gelişmiş durumda. Ve çok büyük bir ekonomi ama küçük bir nüfus olduğu için de buraya yetişemiyorlar maalesef. Ve o nedenle çok geniş bir şekilde iş imkanı var. Hani arkadaşlarımız böyle Kanada'da supply chain ile ilgili iş ilanlarını falan da karıştıracak olurlarsa rahatlıkla görebilirler ki çok geniş bir istihdam söz konusu şu anda. Bu noktada ben yine bir araya gireceğim. Supply Chain Management ve Global Logistics dediğimiz kavram sadece Kanada'da gelişmiş değil, aynı zamanda bizim konumumuzdan kaynaklı Türkiye içerisinde çok önemli olan noktalardan birisi. Yani burada iş imkanları var olan bir nokta. Yani şunu da düşünebilirsiniz. Sadece Kanada'ya gidip bu eğitimi aldıktan sonra orada kalmak durumunda değil de Türkiye'ye döndüğünüzde bile muazzam iş imkanları sunabilecek ki supply chain'in yani lojistik noktasının Kanada gibi uluslararası ticaret noktasında artık kendisini kanıtlamış ve uluslararası ticaret alanında çok fazla anlaşması bulunan bir ülkede bu eğitimi almak sizi dünyanın her yerinde ileriye götürecek noktalardan birisi. Burada modüller yine aynı şekilde ki şu anda Türkiye'de lojistik işini yapan kişilerin genellikle background'u lojistik olmuyor. Zaten lojistik dediğimiz bölüm öyle çok eski bir bölüm değil. Burada da bu alanı tamamlayabilmek adına, lisans mezuniyetimizin ardından bunu tamamlayabilmek adına çok iyi bir program olduğunu düşünüyorum ben. Evet, kesinlikle kesinlikle katılıyorum. Devam edecek olursam sıradaki program Project Management. Bu da yine bir yıllık iki Mühendisler şu anda sömestr. bizi dört kulak dinliyorlar. Onu söyleyeyim Ali Can Evet. Mühendisler online şu an. Project Management dediğim gibi bir yıllık iki sömestrde tamamlanan bir program. Şimdi modülleri gösterirken fikirlerimi de paylaşayım programla ilgili. Şimdi dediğiniz gibi mühendisler şu anda pür dikkat dinliyorlar bizi. Çünkü zaten bu program en çok onların ilgilerini çekiyor. Çünkü hep genelde proje bazlı çalışıyorlar. Tabii sadece mühendisler değil,
mimarlar, iç mimarlar, işte endüstriyel tasarımcılar aslında project management deyince ilk aklımıza gelen bölümler oluyor. Ama tabii proje yönetimi artık hani mesleklerin de böyle dünyanın globalleşmesiyle, ilerlemesiyle başkalaşmaya başladı. Birçok meslek grubu da artık proje bazlı çalışıyor. Mesela işte moda ile ilgili mesleklerde ya da işte sosyal hizmetlerle ilgili mesleklerde bu örnekler daha da artırılabilir. Proje bazlı çok fazla çalışılan meslek grubu var artık son zamanlarda. O yüzden ben hem Kanada özelinde hem Türkiye'de çok fazla artık project management iş ilanı görüyorum etrafımda. Proje yöneticiliği çok revaçta bir meslek haline gelmeye başladı. O nedenle yine çokça tercih edilen programlardan bir tanesi oluyor. Şimdi tabii iyi güzel anlatıyorsun da hani bu nasıl kabul alıyoruz, nasıl başvuruyoruz, nasıl ilerliyor bu işler diye soranlar vardır illaki. Şimdi diploma ve graduate certificate başta açıkladık. Farklı seviyelerde programlar olduğu için haliyle kabul koşulları birbirinden farklılık gösteriyor. Diploma biraz önce de söyledik. Lise mezuniyetiyle başvuruya uygun olan bir program çeşidi. Graduate certificate'lar içinse kişinin ya ön lisans ya da lisans mezunu olması gerekiyor. O şekilde başvuru yapılabiliyor. Tabii bu programlar İngilizce dilinde verilen programlar olduğu için İngilizce dil yeterliliğini sağlamak gerekiyor. Diploma programları için IELTS 6 seviyesinde İngilizce yeterliliği gerekiyor ama IELTS alacak olursa öğrenci eğer hiçbir banttan yani speaking, reading, writing gibi hiçbir banttan 5 puandan düşük puan almamalı. Graduate sertifikatlarda da yine IELTS üzerinden örnek verecek olursak minimum 6,5 olması gerekiyor. Yine hiçbir bant 6'dan düşük skora sahip olmaması gerekiyor. Bunun dışında akademik gerekliliklerde de diploma programlarında Ontario bölgesinde genel bir gereklilik var. Matematik ve İngilizce dersi alınmış olması gerekiyor lisenin son sınıfında, 12. sınıfta. Ve bu derslerden en az %50 başarı göstermiş olması gerekiyor kişinin. Bazı gruplar yani dilciler ve sözelciler yanılmıyorsam 12. sınıfta almıyorlar matematiği, 11. sınıfta alıyorlar. Bu da İkisinde de geçer. alıyorlar ama birisinde temel matematik olması lazım bu arada. Evet, bir seçmeli oluyor, bir temel oluyor sanırım. Ama hani bazıları 12. sınıfta almaya da biliyor. O zaman 11. sınıf kontrol ediliyor. 11. sınıfta alınan matematik dersi de yine geçerli oluyor. Graduate sertifikatlarda böyle özel bir kural yok. Şimdi bizim okulumuz meslek geçişlerine de uyum sağlayabilmek adına kabullerde graduate sertifikatlarda düzenlemeler yaptı. O yüzden hani bir akademik geçmiş ya da mesleki bir tecrübe olmasa da öğrenci supply chain veya project management gibi programlara gelebiliyor. Gereken evraklar başvuru için onları söyleyelim. Çok basit. Pasaport, diploma, transkript ve dil yeterlilik belgesi yeterli oluyor başvurular için. Ama tabii bazen öğrencilerin İngilizcesi yeterli olmayabiliyor. Bir ön hazırlık gerekebiliyor. Bu durumda öğrenci başvurusunu tamamlayabilir. Eğer Pathway programına gidecek olursa şartlı kabul alabilir. Ya da İşte dışarıdan bir sınav bitirip onu da tamamlayabilir. Kabul ettiğimiz sınavlar ekranda. TOEFL'ın IBT'sini de paper'ında kabul ediyoruz. İşte IELTS kabul ediyoruz. PT, Cambridge gibi birçok sınavı kabul ediyoruz. Bunlardan en çok sorulan son dönemlerde tercih edilen sınav Duolingo oluyor. Diplomada minimum 105, graduate'lerde de minimum 115 skor getirmek yetiyor Duolingo'da. Ya da hani ikinci bir tercih olarak Pathway programları var. Kısaca Pathway nedir bilmeyen arkadaşlarımız olabilir, onu açıklayayım. Pathway programı demek bir okul için akademik İngilizce hazırlık dersi, kursu almak demek. Yani bunlar dil okulları tarafından verilen programlar ama dil okullarındaki genel İngilizce programlarından farklı. Tamamen akademik eğitime hazırlık için verilen programlar. Yani bizdeki hani bizde üniversitelerin hazırlık sınıfları oluyor. Onunla eş gibi düşünebiliriz.
Bu ekranda gördüğünüz farklı okullar tarafından verilen dil programları, Pathway programları bu, Fleming College Toronto tarafından onaylanıyor. Ve öğrenci Fleming College'a başvurdu ve daha sonra bu İngilizce Pathway programlarına dahil olacak. Oradan aldıkları kabulleri okula sundukları zaman Fleming College Toronto'dan şartlı kabul alabiliyorlar. Ve işte İngilizcelerini tamamladıktan sonra bu programları tamamladıktan sonra ekstra sonrasında işte IELTS, TOEFL vesaire gibi biraz önce bahsettiğimiz dil sınavlarının herhangi bir tanesini göstermelerine gerek kalmıyor. Direkt buradan programı bir başarıyla bitiriyorlarsa ekranda görüyorlar hangi başarı seviyeleri isteniyor, hangi okulların programlarından diye. O seviyelere eriştikleri zaman okula direkt başlayabiliyorlar İngilizce açısından. Şöyle devam edelim. Evet. Gelelim fiyatlara. Burada tabii dananın kuyruğunun koptuğu yer herhalde burası. Evet, iyi güzel anlattın da paradan haber ver. Ya seslerini duyuyorum aşağıdan. Şimdi Kanada'da devlet eğitimi her zaman daha üst. Yani bizdekinde biraz ters oluyor. Bizde özel eğitim daha pahalı. İşte devlet eğitimi genelde ücretsiz veya çok düşük harçlarla elde ediliyor, okunuyor. Kanada'da bu işler tam tersi şekilde işliyor. Devlet koleji, devlet eğitimi zaten çok uzun yıllardır var olan, devletin elinde devam eden bir eğitim. Özel kolejler DLA akreditasyonlarını aslında geçtiğimiz son 5-10 yıl içerisinde almaya başladılar. Tabii devletin sunduğu çok fazla imkan var ve hiçbir zaman kalite belli bir seviyenin altına düşmüyor. Özellerde bu imkanlara karşı fiyatlarla savaşıyorlar. Neyse, gelelim işin özüne. Devlet eğitimleri, devlet koleji eğitimleri ortalama olarak yıllık 18-20 bin Kanada doları bandında fiyatlara sahip Kanada'da. Ve bu ortalamanın altında fiyatlar vereceğim. Ve en sonunda da promosyonlardan bahsedeceğiz. O daha da çok sevindirici öğrencileri. Ekranda görüyorsunuz yıllık eğitim ücretleri 16.250 Kanada dolarıyla 16.550 Kanada doları arasında değişiyor. Ve bunu öğrenciler dönemlik olarak yarısını ilk dönem, yarısını ikinci dönem olacak şekilde ödeyebiliyorlar. Şimdi bizim hali hazırda devam eden bir promosyonumuz da var. Şu anda bu promosyonu tamamen, yani burs sağlıyoruz Türkiye'den başvuran öğrencilere. Bu bursu bütün öğrencilere sağlıyoruz. Bunun sebebini merak edenler olabilir. Şimdi Fleming College başta da bahsettik. 1967'den beri varlığını sürdürüyor ama Toronto kampüsü çok yeni bir kampüs. Toronto'da eğitim Eylül ayında başladı. Ve hem Eylül 2022'de başlayan öğrenciler için hem de 2023'teki tüm intake'lerdeki öğrenciler için yıllık 3.000 dolarlık bir burs sağlıyoruz. 2 yıllık programlarda toplamda 6.000 dolar burs elde edecek öğrenciler. Doğal olarak bu 16.250 ile 550 arasında değişen fiyatlar 13.250 ile 13.550 arasında değişen bir noktaya gelecek. Bu da şu anda Kanada'daki devlet kolejleri arasında oldukça uygun bir fiyat olarak göze çarpıyor. Yani çok müthiş bir imkan aslında. Şu, çünkü Kanada aslında burslar konusunda da biraz eli kapalı bir ülke. Yani çok bursların öyle çok olduğu, burs imkanı. Biz çünkü 75'lere 100'lere falan çok alışmış bir ülke olarak hani bizim anlayışımızdan biraz uzak bir noktada burs konusunda. Ama biz tamamen Global University Systems bünyesinde olması dolayısıyla Toronto kampüsünün, onun gücünü de arkamıza alarak böyle bir burs imkanı tanıyabiliyoruz. Dediğim gibi kampüs çok yeni. Bu kampüsü Türkiye'deki öğrenci arkadaşlarımıza daha da iyi tanıtabilmek adına verdiğimiz bir burs bu. Şimdi fiyat konuşulduğu zaman insanlar şeyi soruyorlar haliyle, onu da söylemiş olayım. Ek başka bir şey, bir masraf çıkacak mı bize diye soruyorlar. Haklılar. Ek bir masraf Kanada'daki devlet kolejlerinde genel olarak, yani eğitim masrafına ek olarak başka masraflar çıkıyor. Bununla da ancillary fee oluyor. Ama okuldan okula göre içerikleri değişebiliyor. Ekranda görüyorsunuz bizde de yıllık 1584 Kanada doları değerinde bir ancillary fee söz konusu. Buna neler dahil? Ancillary fee'ye öğrencilerin yıllık sağlık sigortaları dahil,
Sağlık sigortası öğrenciler Kanada'da yaptırmak zorundalar. Mecburidir. Ama şunu tecrübelerden hatırlatayım. Benim dayımın sigortacı arkadaşı var. İşte benim arkadaşımın babası sigortacı. Biz ondan ucuza halledebiliyoruz. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yani sadece kendi okulum için değil bu arada. Genel olarak Kanada özelinde bunu tavsiye etmiyorum. Çünkü Burada araya gireyim, çok özür dilerim. Bu yapılan üç sigortalar, yani yapılabilecek sigortalar, ya turizm sigortası olarak devreye giren sigortalardır ya da Kanada içerisinde çok yüksek, yani burada bir kaza durumunda devreye girebilecek sigortalar bunlar. Yani burada okuldan almanızın faydası ekstradan alacağınız sağlık hizmetine yönelik olarak da değişkenlik gösteriyor. tabii bir de zaten şöyle okulların onayladığı belli başlı sigortalar var. Yani her sigortayı kabul etmiyor. Okul kabul etmediği zaman bir anlamı kalmıyor sigorta. O yüzden zaten okuldan almalılar ya da okulun önerdiği sigorta neyse onu öğrenip onu almalılar. Şimdi dediğim gibi bu ancillary fee'nin zaten 700 dolarlık kısmı yıllık sigorta için alınan masraf. Geri kalan kısmı da öğrencilerin dijital materyal masrafları var. Bunun için alınıyor. Ancillary fee bu anlama geliyor. Ama dediğim gibi yani okuldan okula göre içerikleri değişebilir. Öğrencilerin okul temsilcilerine öğrenmelerini tavsiye ediyorum. Şimdi iadelerle ilgili olarak başvuruyu zaten anlattık. Başvuru nasıl ilerliyor? Zaten hani Andes Abroad aracılığıyla başvurular yapılacak. O konuda sizler yardımcı olacaksınız. Orhun Bey ve diğer danışman arkadaşlar başvuru yapacak öğrencilere. Evrakları vesaireleri de söyledik. Şimdi tabii öğrenci kabulünü alacak başvurusunu yaptıktan sonra ve okula dönemlik ödemesini tamamlaması gerekiyor öğrencinin vizeye ilerlemeden önce. Biraz önce fiyatlardan da bahsettik zaten. Bir dönemlik ödeme işte bursu da düştükten sonra ancillary fees'iyle falan beraber 7.000-7.500 dolar civarı bir şeye gelmiş oluyor. Öğrenci bu rakamı ödeyecek, vizeye başvuracak. Tabii hani olabilir vize reddi almıştır öğrenci. O zaman buradan bir kesinti oluyor. Bu 500 dolarlık bir kesinti. Bu tamamen öğrenciye sağlanan kabul dolayısıyla yapılan bir kesinti. Çünkü öğrenci okuldan bir kabul mektubu alabilirse ancak study permit başvurusu için uygun oluyor. Bu hakkı okulun verdiği kabul dolayısıyla elde ediyor. Buna istinaden bir kesinti yapılıyor ve geri kalan ücretin tamamı öğrenciye iade ediliyor. Bunun haricinde keyfi caymalarda kesintiler olabiliyor. Bunun içinde sayfanın en altında kalın olarak yazılmış altı çizili bir hesaplama var. Bu Ontario bölgesinde bütün kolejler için standart bir hesaplama. Bu hesaplama üzerinden iadeler yapılıyor. Şimdi Alican Bey, olumsuz ihtimali konuştuysak bir tane soru var. Olumlu olma durumunda. Programlarımız bir yıllık diyor arkadaşımız. Çalışma izinleri nasıl şekilde gerçekleşiyor? Yani bunlar Çalışma biraz izni. ilgili, work permit noktası nedir bir yıllık programın ardından? Tamam, evet. Şimdi Kanada'nın genelinde bu net bütün devlet kolejleri için aynı. Birinden diğerine değişmiyor. Eğer öğrenci bir yıllık bir program aldıysa mezuniyetten sonra bir yıllık çalışma izni olacaktır. Eğer öğrenci 2 yıllık bir program tamamladıysa mezuniyetten sonra 3 yıla kadar çalışma izni elde edebilir. Bunun haricinde bir yıllık programları öğrenciler peş peşe okuyarak kombinasyon yapabiliyorlar. Böyle bir durumda da yine yani 1+1 2 programı okudukları zaman yani mesela örnek vermek gerekirse bizdeki Supply Chain ve Project Management birer yıllık programlar. İkisini peş peşe okursa öğrenci sonrasında yine 3 yıla kadar mezuniyet sonrası çalışma izni elde edebiliyorlar. Ya burada biraz da sizin profilinize göre ilerleyecek süreçler olacak aslında. Ya mesela Global Business Management artı Supply Chain Management yapabiliriz, lojistik yapabiliriz. Burada ilerleyen dönemde ne yapmak istediğiniz önemli. Mühendisizdir, Project Management yapmışızdır ama bu alanı biraz daha ileriye taşımak adına belki Global Business Management'ı da ardına ekleyebiliriz gibi düşünebilirsiniz. Evet, aynen, kesinlikle. Şimdi okulda sağlanan birçok öğrenci servisi var. Bunların en önemlilerine değinmeye çalışacağım. Çünkü özellikle kariyer servisi departmanı bizim Kanada'daki bütün kolejlerimizde oldukça önemsenen en önemli servis diye adlandırılan ve bir o kadar da aktif olmasına, yapılan çalışmalarına özen gösterdiğimiz yegane servis.
Şimdi bu kariyer servisi neden bu kadar önemli? Biraz önce de bahsettik. Şimdi college'ın mantığında zaten sektörel iş yaşamına hazırlanmak var. Tamamen iş yaşamına hazırlanıp ona dair yetkin olarak mezunu olmak var. Bunun önemli bir kısmı da tabii hani iş başvurularının yapılması veya işte hani kariyerle ilgili network'ün oluşturulması, iş ilanlarına hazırlanılması gibi yetkinlikler de var. Hani bu derste öğretilmiyor öğrenciye. Bunun için o yüzden kariyer servisi var. Ve kariyer servisi departmanı öğrenciyle daha oryantasyon gününde, hocalarıyla bile tanışmadan öğrenci kariyer servisiyle tanışıyor. Ve mezuniyetine kadar çok aktif aktivitelerde bulunuyor. Nedir mesela bunlar? En basitinden işte CV hazırlama mesela. Mesela Türkiye'deki öğrenci Türkiye'de kullandığı CV'yi Kanada'da kullanamaz. Çünkü işte biliyorsunuz fotoğraf koyulmuyor, işte doğum tarihi yazılmıyor vesaire gibi bir sürü ayrıntı var. İşte CV'nin hazırlanması, LinkedIn profilinin düzenlenmesi ki fotoğraf çekimlerine kadar yapıyoruz. Onun dışında yüz yüze, telefonla veya online mülakatların mock interview'larla öğrencilere tecrübe ettirilmesi. Sektörel partnerlerin, profesyonellerinin sınıflarda misafir konuşmacı olarak ağırlanması. Yine sektörel partnerlerle böyle ortak fuarlar düzenleyerek öğrencilerimizi bir araya getiriyoruz. Networklerini genişletiyorlar. Sektörel güncel bilgilere dair kendi bilgi birikimlerini de geliştiriyorlar. Tabii daha da önemlisi yine sektörel partnerlerimizin iş ilanlarıyla öğrencileri buluşturuyoruz. Ve o ilanlara öğrencinin başvurusundan mülakatlarına hazırlanmasına kadar destek oluyoruz. Bu iş ilanlarıyla buluşturmayı bu arada sadece mezuniyet döneminde değil, öğrenciler eğitimleri sırasında da birazdan bahsedeceğiz. Çalışma hakkına sahipler ve o çalışmalarda hani iş ararken de yine kariyer servisi departmanı öğrencilere destek sağlıyor. Şimdi evet, eğitim sırasında çalışma hakkı Kanada'da akademik programlarda eğitim alan bütün öğrenciler için mevcut. Öğrenciler şu anda yarı zamanlı bir çalışma hakkına sahipler, 20 saat diye tabir ediliyor. Tabii bununla ilgili Ekim ayında bir değişiklik oldu. Ekim ayından itibaren giden öğrenciler ve hali hazırda orada bulunan öğrenciler için 2023 yılı sonuna kadar öğrencilerin çalışma izni tam zaman yani 40 saate çıkartıldı. Bu tabii dediğim gibi yani Ekim'e kadar giden öğrenciler ve hali hazırda orada olan öğrenciler için geçerli. Ama tabii bu hani umuyorum ki benim için bir umut. Umuyorum ki uzatılacaktır. Daha sonra gidecek öğrenciler de dahil edilecektir buna. Ama tabii şu anda gidecek öğrenciler için 20 saat olarak gözüküyor. Ve öğrenciler en çok şeyi soruyorlar tabii. Hani ben tamam orada çalışacağım eğitimim sırasında ama hani ben ne kadar neyi karşılayabilirim yapacağım çalışmalarla? Bunun basitçe şeyini kendileri de yapabilirler. Hesaplamasını kendileri de yapabilirler. Minimum wage yani asgari ücret saatlik olarak 15 Kanada doları Ontario bölgesinde. Tabii hani realiteye baktığımız zaman şöyle bir şey var. Ben hiç 15 dolar kazanıyorum hocam niye görmedim ben. Herkes daha fazla kazanıyor. Bu güzel bir şey tabii. Ve hani 20-25 dolarlar kazanan bile duyuyorum ben geri geliyor. Bu rakam hani işte haftada kaç saat çalışabilirim vesaire hesabına düştüğü zaman öğrenci görecek ki fena bir para kazanmıyor. Ve kazandığı para yaşam masraflarına yetiyor öğrencinin. Burada yine en çok sorulan şeylerden bir tanesi, peki hocam işte okulun parasını da çıkartabilir miyiz? Yani çok uğraşırsa öğrenci neden olmasın ama kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ben bu soruyla çok sık karşılaşıyorum. Kesinlikle ve kesinlikle orada çalışıp kazanacağı paraya güvenerek bir öğrencinin okul ücretini ayarlamamasını tavsiye ediyorum. Yani hani öğrenci şey yapabiliyor, işte atıyorum 3 aylık 5 aylık yaşam masrafını da cebine koyuyor okul parasıyla beraber. Hani yaşam masrafımı orada çalıştıkça da çıkartırım. Buna daha sıcak bakarım kesinlikle. Ama okul paramın yarısı cebimde, yarısını da kazanırım. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yapılamaz olduğu için değil, evet uğraşır öğrenci yapar. Ama bunun öğrencinin üzerinde oluşturacağı baskı, stres,
Kesinlikle yaşamaya değecek bir şey değil. Tam o noktaya geliyordum aslında bakarsanız. Yani burada okulun parasını çıkarmak için çalışma noktasında tabii ki ödemek için şansınız oluyor. Bir kısmını bile ödeseniz sizi rahatlatan şeylerden birisi zaten bu. Türkiye'de ailenize de çok fazla köstek olmak istemediğinizi herkes biliyor. Ama burada şunu da düşünmeniz lazım. Herhangi bir dersi veremediğinizde bu dersi yeniden almak gibi bir yükümlülüğünüz söz konusu olacak. Yani burada kendimi geçindireyim derken ekstradan yeniden bir masrafa girme söz konusu durumu var. Yani buna da maruz kalmamak için en azından kafanızın biraz daha rahat edeceği bir miktarla oraya ulaşıp ardından sonucu görmek her zaman için daha avantajlı olacaktır. Evet, kesinlikle katılıyorum. Yani hani öğrenciler bazen işte dediğim gibi yani hep olumlu senaryoyu düşünerek hareket ediyorlar ama yani işlerin ters gitmeyeceği ya da işte hani belki bizim stresimizi yönetmekte zorlanacağımız vesaire vesaire bir sürü senaryo oluşabilir. Her zaman böyle olabilecek kötü şeyleri düşünmekte, olumsuz şeyleri düşünmekte, hesaplamakta fayda var kesinlikle. Hacıcan Bey soru gelmiş. Private bir özel bir okulda business okumakla Toronto Fleming College'da okumanın arasında bir fark var mı diye bir soru gelmiş. Burada devlet okulu olmanın dışında modüllerde ya da nelerde bir fark gösterebiliriz öğrencimize? Bunu sanırım derslerin zorluğu açısından Evet. soruyorlar, değil mi? Evet. Evet, Yani biraz da yani bundan kaynak tabii ki. Biraz daha rahat edelim, daha fazla çalışmaya zaman ayıralım. anlıyorum. Yani şöyle, şimdi zaten derslerin zorluğu açısından hani eğer şeyi sorguluyorsak hani şimdi bir yandan çalışacağım, bir yandan okul da var, ikisini beraber yürütebilir miyim gibi bir denklem açısından soruyorsak şimdi zaten dediğim gibi kalıç mantığı işte sektöre hazırlayan bir yapıda olduğu için doğal olarak öğrencilerin çalışacağının farkında zaten kalıçlar. Hatta çalışmalar onlar için yüreklendir işte. Biraz önce bahsettik kariyer servisi departmanı var. Öğrenci okul sırasında da çalışırken iş bulma konusu gibi konularda da yardımcı olacak kariyer servisi ona. Hani o yüzden zaten belli bir sınırı da var öğrencinin çalışmasının. Hem dersini yürütebilsin hem de işte istiyorsa çalışabilsin, sektörel tecrübe de kazansın bir yandan gibi bir durum söz konusu. O yüzden eğer bir yandan çalışıp bir yandan okuyabilir miyim? Evet, kesinlikle. Ama hani eğitim tabii ki de belli bir zorluk seviyesi var. Hani ben gideceğim lay lay lom o işte girdim imza attık çıktık. Hayır, kesinlikle. Yani bir kere zaten derslere katılımların belli bir yüzdesi var. Başarıya kesinlikle direkt etki eden bir yanı var. Hani derslerin zorluğu bu biraz göreceli değil mi? Göreceli bence biraz. Tabii hani yani normal gereken asgari emeği veren herkesin başarılı olabileceğini düşünüyorum ben. Bir de sanırım özel kolejlerle farkını sormuşlar. Hani ikisi arasında zorluk açısından bir fark dediğim gibi yani zorluk göreceli burada. Buna direkt net bir cevap verebilmek çok doğru gelmiyor bana açıkçası. Ama bu kolejlerin yapısı mantığı dediğim gibi insanları zaten sektörel çalışma hayatına hazırlayan yapıları olduğu için okullarda farkında öğrenciler çalışmak ister. Ona göre zaman ayırmak isterler. Dediğim gibi devlet de bunun farkında. İşte ona göre zaten öğrenci şu kadar saat çalışabilir gibi izinler mevcut. Yapılabilir olduğu için de zaten eğitim sırasında bir çalışma izni var. Hani bunların hepsi hesaplanmış, ona göre kurulmuş bir yapı söz konusu aslında. Ya burada bir de giriş koşullarıyla alakalı bir soru sorulmuş. Giriş koşullarında farklı olan noktalardan birisini dil olarak nitelendirebilir miyiz peki? Nasıl? Çok pardon, Özel kaçırdım. okullarla Fleming arasındaki farkı kıyaslarsak business alanında, admission requirements'larda. Kabul koşulları tabii birbirinden farklılık gösterebilir. Yani özel kolejlerin biraz daha esnek kabul yapıları oluyor, olabiliyor. Ama tabii bu şey açısından olabilir. Hani işte dil yeterlilikler tabii burada hangi seviyeden bahsettiğimiz de önemli. Yani diploma seviyesinden mi bahsediyoruz, işte graduate seviyesinden mi bahsediyoruz? Ama mesela dil yeterlilikleri konusunda küçük farklılıklar olabiliyor. Ondan sonra hani başarı beklentileri konusunda biraz daha esneklikler olabiliyor. Özel kolejlerde bu esneklikler daha rahat olabiliyor. Devlet kolejlerinde daha hani beklenen şey neyse o biraz daha hani başarı açısından daha ayrıntılı kriterler olabiliyor. Özel kolejler biraz daha rahat olabiliyor kabul açısından.
Burada bir güzel soru daha var aslında. İşletme alanında doktora yapan bir kişinin Fleming College Toronto'da işletme alanındaki programa kabul alması mümkün mü diye bir soru gelmiş. Bunu sizden duymak isterim. İşletme alanında doktora yapan birinin Fleming'de işletme ile ilgili bir programa kabulü. Şimdi şöyle, doktora yapan biri de kabul alabilir. Evet, onda bir problem yok. Doktora yapan biri ama hani doktoranın üzerine atıyorum graduate certificate yapacaksa bu downgrade olmuş oluyor. Bu çok açıklanabilir bir mantıkla olması lazım. Yani atıyorum ben farazi konuşuyorum. Fizik alanında doktora yapmışım. Ama ben aynı zamanda işte bir ne bileyim hani bir işletme kuracağım. Belki fizik alanında da olabilir. Mesleğimle alakalı da olabilir. Mesleğimden bambaşka bir noktaya yöneliyor da olabilirim. Bununla ilgili hali hazırda benim zaten bazı birikimlerim de olmuştur. Yapmışımdır. Ben Türkiye'deyken işte bu kurmak istediğim işletme ile ilgili, yapmak istediğim işle ilgili bazı çalışmalar da hali hazırda yapmışımdır. Sonra derim ki ya bir de ben uluslararası işletme eğitimi almalıyım ki daha hani bu işte yetkin olayım ondan sonra işimde daha başarılı olayım gibi bir yaklaşımım vardır. Zaten bir hikaye oluşmuştur, senaryom oluşmuştur benim. Çünkü dediğim gibi yani ben buradayken de bu işle ilgili bazı emekler sarf etmişim, çalışmalar yapmışım. Okuldan kabul alma açısından zaten bir problem yok bu noktada. Ama anlattığım o hani o hikayenin oluşması, belli çabaları, emekleri vermek hani vize açısından önemli. Çünkü şöyle yani doktora yapmış biri neden şu anda graduate certificate programına gidiyor diye vize memuru sorgulayacaktır tabii ki. Ona anlattığınız hikaye, ona anlattığınız sebepler, gerekçeler ha evet mantıklı tabii bu olabilir gerçekten dedirtebilir şeyler olmalı ki o zaman evet gitsin kesinlikle okusun. Hiçbir problem yok. Okul Ya bu kaçısı, noktada kabul ben bir açısı. devreye gireyim. Buradaki temel mantık vize de aslına bakarsanız size ne katacağı ve Türkiye'de alacağınız eğitimin sizi ne noktaya getireceğidir. Az evvel fizik örneğini çok güzel verdiniz siz de Ali Can Bey. İşletme alanında doktora yapan bir kişinin graduate certificate'te kabul almasında herhangi bir sıkıntı yok. Okullardan kabul alabiliriz. Fleming'de de bu noktada kabul alabiliriz belki. Ama şöyle bir kıstas söz konusu olacak. İşletme alanında hem lisans, hem yüksek lisans hem de üzerine bir de doktora gibi bir eğitim almış bir insanın baktığımızda modüllerinde burada graduate certificate alacağım modüllerin arasında çok büyük bir fark olmayacak. Bu da bizi biraz daha geriye iten noktalardan birisi. Zaten bu alanda doktoraya kadar bir eğitim almışız. Neden yeniden bunu almak istiyorsunuz diye bize bir vize reddi gelebilir. Ya burada şuradaki mantığı çözmemiz lazım. Mesela işletme alanında bu planlamayı yapmıştır. Ama kendisi aynı zamanda proje bazlı bazı organizasyonlarda çalışıyordur. Bu organizasyonlar için global business management'tan ziyade belki project management daha makul olabilir ama burada yine aldığı modüller önemli. Yine belki işletme alanında bu kadar eğitim almıştır ama Türkiye gibi lojistiğin merkezi olan bir ülkede ekstradan bir de supply chain management'tan almadığı dersleri burada tamamlamak isteyecektir. Bunu da yapabiliriz. Çünkü bizde bu bölümlerde şöyle bir durum oluyor. İşletme fakültesinden mezun ama işletme mezunu ama mühendislik fakültesinden almışlar işletme programını. Burada modüller farklılık gösterebiliyor. Yani burada esas dikkat edeceğimiz nokta programın ismiyle beraber aynı zamanda bize ne katacağı, bu modüllerden neler öğreneceğimiz. Çünkü vize memurları buna çok fazla dikkat ediyorlar. Yani neler yapabilirizden ziyade bunlardan sonra neler yapabiliriz noktasına odaklanmamız lazım. Çünkü buraya bir amaç uğruna gittiğimizi anlatıyoruz. Bu amacın sonunda da ne yapacağımıza, hangi sonuca ulaşacağımıza farazi bir şekilde anlatmamız ve bunu makul bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Esasen dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi de bu. Kesinlikle katılıyorum. Böyle çok güzel örnekleriniz, açıkladınız. Ben sorudaki şey kısmını kaçırmışım. Hani işletme doktorası yapan biri işletme global business'a gidecekse evet o çok mantıklı olmuyor. O kesinlikle downgrade oluyor. Yani siz zaten hani şimdi graduate certificate dediğim gibi hani aşağı yukarı yüksek lisans seviyesinde bir eğitim. Siz daha üzerini zaten yapmışsınız aynı alanda. Yani doktorayı yapmışsınız. Hani çok tekrar downgrade hani bunun çok bir mantığı yok. Ama dediğiniz gibi yani project management, ya tamam ben işletme doktorası yapmışımdır ama bazı proje bazlı dediğiniz gibi işler yapıyordur. O zaman project management çok mantıklı, akla yatar bir durum oluyor. O zaman hem vize açısından problem olmayacaktır. Okul kabul açısından da problem olmayacaktır. Başka sorular var mı? Devam edelim mi?
Yani devam etmeden önce bu housing ve yaşam masrafları kısmına gelmeden önce son bir soru daha var. Tamam. Az evvel dil okullarından ve pre-sessionlardan bahsettik bir nevi. Fleming College'ın direkt kendi verdiği ya da Türkiye'de bu İngilizce eğitimini halledebileceğimiz bir program mevcut mu? Güzel, evet, mevcut, harika bir soru bu. Hatta güzel bir promosyondan da bahsedeceğiz burada. Şimdi İşte biraz bize önce bunlarla zaten gelin. Promosyon kelimesini duymak istiyorum Adicem. tamam, evet, gelecek, geliyor şimdi, mutlu edeceğiz. Yani biraz önce zaten hani bu pathway mantığını falan anlattık. İngilizce nasıl tamamlanabilir? Ama şu anda hani Türkiye'de Türkiye'den gitmeden de bir çalışma yapmış olmanın, bazı hani emekler vermiş olmanın vizeye çok önemli katkıları var. Bunlardan bir tanesi de dili Türkiye'de halletmek. Hani çünkü vize memuru da değerlendirirken diyecek ki, evet ya bak, bu kişi emek de vermişti, diline katkı sağlamış, hani bomboş gitmiyor Kanada'ya diye. Şimdi bizim de o Çok özür anlamda. dilerim, burada bir araya giriyorum. Dili Türkiye'de halletmenin avantajlarından birisi şudur. Bizim ihtiyacımız olan şeyin Kanada'da alacağımız ana eğitim programının ihtiyacımız olduğunu anlatmaktır. Bu da bize avantaj sağlayan noktalardan birisi. Çünkü dili Türkiye'de halletmek için belli bir zamanımız var. Bu zaman içerisinde Türkiye'de neler yaptık? Türkiye'deki aldığımız eğitim yetti mi? Türkiye'de eğitim aldığımızı göstermemiz her zaman için avantajlı noktalardan birisi. Ya burada da İngilizce hallettiğimizi gösterdikten sonra zaten biz hazır bir şekilde çalışmaya da uygun bir şekilde Kanada'ya ilerlemiş oluyoruz. Evet, kesinlikle. Şimdi burada dili Türkiye'de halledebilmek için şu anda en güzel opsiyon online pathway programları. Özellikle COVID döneminde her şey böyle online'a döndükten sonra online dil eğitimi programları çok popülerleşmeye başladı. Ve insanlar hani bunun da yani dil öğrenme mevzusunun da böyle online uzaktan yapılabileceğini görmeye başladı. Şimdi bizim Global University Systems bünyesinde The Language Gallery isimli bir dil okulumuz var. Bu dil okulundan online olarak verdiğimiz bir pathway programı söz konusu, Fleming College'ın onayladığı. Şu anda 8 hafta ile 24 hafta arasında alınacak pathway programları için bir indirim söz konusu. Öğrenci başlarken ücretini ödüyor programın. Fleming College Toronto'ya başladığında bu 24 haftaya kadar olan kısmın yarı ücreti, %50'si öğrenciye iade ediliyor. Şöyle ifade etmiş olayım. Normalde haftalık ücreti bu programın 149 Kanada doları. Ama öğrenci dediğim gibi programını tamamlayıp Fleming'e geçtikten sonra yarısı iade ediliyor kendine. Yani 75 Kanada dolarına gelmiş oluyor. Hatta direkt böyle örnek vereyim. Öğrenci 10 hafta aldı diyelim ki 1500 Kanada dolarını başta ödedi. Sonra Fleming'e başladı. 750 Kanada dolarını geri aldı. Böyle güzel bir promosyon söz konusu. Şimdi hani biz promosyonu bu 24 haftaya kadar olanı veriyoruz. Ama arkadaşların kafasında şöyle bir soru. Ay, 24 haftadan fazla alamıyor muyuz? Daha az alamıyor muyuz falan. Dil okullarında öğrenci istediği uzunlukta tercih edebilir. Zaten biz bir seviye belirleme sınavı yapıyoruz öğrenciye. Orada çıkan seviyeye göre dil okulundaki danışman arkadaşlarımız hafta tavsiyesinde bulunuyor. Yani atıyorum ben Global Business Management programına başlayacağım. Benim seviyem atıyorum işte level 4 çıktı. Benim kaç hafta almam lazım? Atıyorum 8 hafta, 12 hafta. Kaç haftaysa danışman arkadaşımız o seviyeye, Global Business Management seviyesine gelebilmem için kaç haftaya ihtiyacım olduğunu söylüyor bana. Yani hem 3000 Kanada doları burs alıyoruz hem de dil okulunu yine Türkiye'de halledip online olarak eğitim alırsak bir yarısını da cep harçlığı olarak cebimize koyuyoruz. Evet. Yani yakın zamanda şimdi bu dil konusuyla ilgili bir gelişme daha olacak ama şu anda maalesef paylaşamıyorum onu. Ama arkadaşların kulağına su kaçırmış olayım. Bunu da ilk defa böyle burada söylüyorum bu arada. Yani yakında bununla ilgili bir sürpriz daha geliyor. Yani biz toplantı bittikten sonra bir konuşalım Tabii, evet, Adicem kesinlikle. Tamamdır. Şimdi merak edilen konulardan biri. Yani Toronto'da nasıl yaşayacağız? Ne Evet, kadar gelelim. yardımcı oluyoruz? Bizim Gelelim. durumumuz ne burada? Tamam, harika. Şimdi en çok sorulan konulardan bir tanesi konaklama konusu, yeme içme vesaire konusu. Hani ekranda görüyorsunuz yaklaşık işte konaklama masrafı Toronto'da ne kadar? Aylık 500 ila 2000 Kanada doları arasında değişiyor ama 500
bayağı iyimser aylık açıdan. Bayağı dışarıya çıkmak gerekebilir Yani şehir bu merkezinden. noktada hemen yine araya giriyorum. Burada housing noktasında sizin nasıl yaşamak istediğiniz gerçekten çok fazla önem arz ediyor. Kaç kişi Kesinlikle. yaşayacaksınız? Oda tamamen size mi ait olsun? Yoksa ben birkaç kişiyle beraber kalırım ama banyom özel olsun ya da banyo noktasında neler yapabiliriz? Bunlara karar vermeniz gerekiyor. Burada da skala biraz geniş oluyor ve o skalayı daraltmak ya da skalayı genişletmek tamamen sizin ne kadar para ödeyebileceğinize ya da kendi rahatınıza ne kadar düşkün olduğunuza bakıyor. Kesinlikle. Yani bu mesela yeme içme Orada konusunda çok da çok özür dilerim. 500 önemli. Kanada doları iyimser bir tahmin dediğiniz zaman şu anda 500 Kanada dolarına kalan öğrencilerim mevcut. Şöyle tabii evet ona geleceğim. Şimdi ben normal şey açısından düşünüyorum. Yani işte yurtta vesairede kaldım. Ama öğrenciler bir araya geliyorlar, ev tutuyorlar vesaire. Yani orada sizin söylediğiniz örnek çok doğru. Hani nasıl standartlarda kalmak istiyorum, ne tarz bir yerde yaşamak istiyorum, neyden ne kadar feragat edebilirim konusu devreye giriyor. O yüzden hani evet 500 dolara yaşayan öğrenci vardır kesinlikle. Ben de biraz sonra zaten konaklamalarla ilgili fiyat örnekleri de vereceğim bizim sunumumuz konaklamalarla ilgili. Oraya geldiğimizde de nasıl hesaplar yapılabilir ortaya çıkacak. Çok özür dileyerek şu dil okulu mevzusunun sıcaklığı bitmeden bir soru var onu sorayım. Dil okulunun sonucunda yeterlik seviyesi ne olacak? Yine IELTS'e girmek gerekecek mi yoksa Pathway programındaki mantık gibi mi olacak? Ondan da biraz bahseder misiniz bu online programdan? Buradaki dil okulundan kastı anlayamadım ben şu anda. Yani Online olarak TLC'den alacağımız programı soruyor arkadaşımız. evet, bu bir pathway programı. Pathway programı olduğu için öğrenci başarıyla tamamladığı zaman, level 6'yı tamamladığı zaman graduate'lere kabul için yeterli seviyeye gelmiş oluyor. Level 5'i tamamladığında da diploma için yeterli seviyeye gelmiş oluyor. Pathway programı olduğu için yeterli seviyeye gelip oradan mezun olduğu zaman herhangi bir IELTS, TOEFL vesaire ekstra bir sınav zorunluluğu ortadan kalkmış oluyor. Cevabı olmuştur umarım. Housing noktasına dönelim. Evet, şimdi ekranda görüyorsunuz zaten rakamları aşağı yukarı. Yani mesela biri karnını 200 dolara da 500 dolara da aylık olarak doyurabiliyor. Bu işte hani ben evde mi yemek yapıyorum, sürekli dışarıda mı yiyorum, her gün McDonald's mı yiyorum yoksa işte hani işte spor yaptığım için tavuğumu mu, yumurtamı mı yiyorum falan gibi değişik seçenekler kişiden kişiye göre değişiyor. Doğal olarak bütçeler de kişiden kişiye göre değişiyor. Ama ortalamaları işte ekranda gördüğünüz gibi oluyor. Bu noktada bir ayrıyetten parantez açmak istiyorum. Sadece kişiden kişiye göre değişmesinin yanı sıra bulunduğunuz şehri tanımaya başladıkça neyin nerede daha uygun olduğunu, neyin nerede daha kaliteli olduğunu çok net olarak anlıyorsunuz. Burada ben hep kendimden örnek veririm mesela. Benim yurt dışı tecrübemde ilk ayımda yaklaşık olarak 350-400 dolarlık bir harcama yapmışken mutfak masraflarına ardından son ayıma baktığımda 100 doları geçmeyecek bir alışveriş masrafım olmuştu. Ama burada da yine kendinize ne kadar bakmak istediğiniz, kendinizi ne kadar sevdiğiniz önem arz ediyor. Tabii evet yani süpermarketten gittik bulduklarımızı aldık indirim kartı çıkarttırmadan kasadan geçirdik falan mesela bunu zamanla öğreniyor. Ha evet ya süpermarketin indirim kartı varmış bana bu kadar avantajı varmış falan diye ikinci haftasında değil de üçüncü haftasında beşinci haftasında çıkartıyor kartı gibi gibi dediğiniz gibi yani şehri öğrenmek biraz zaman alacak öğrendikçe de bir şeylerden daha rahat tasarruf edebilir hale gelecek öğrenciler. Bizim bu anlamda da zaten yani şimdi Fleming College Toronto'nun özellikle Instagram sayfasını takip eden arkadaşlar biliyorlar. Biz bu konuda çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Hani okulun çevresini, şehirdeki diğer imkanları öğrencilerin tanıyabilmesi için çok fazla çalışmalar yapılıyor. Hani sadece işte Instagram'da çekilen, yayınlanan videolar değil, öğrencilerle de aktiviteler yapılıyor. Yani field tripler yapılıyor. Onun dışında işte oryantasyonlar yapılıyor falan gibi birçok ayrıntı var. Biz öğrencilerimizi mümkün olduğunca şehre hızlı alışacak, oradaki yaşama hızlı alışıp oryante olacak şekilde çalışmalar yürütüyoruz. Şimdi ekranda bizim anlaşmalı olduğumuz bazı konaklamaların örnekleri var. Turuncuyla gösterilen hücrelerdeki rakamlar haftalık konaklama ücretleri bunların. Biz aile yanı konaklama imkanı da sunuyoruz. İşte öğrenci rezidanslarında da konaklamalar var. Ya da yurt konaklamaları da var işte farklı oda tipleriyle. Genelde 200-250 Kanada dolarlarından başlıyor haftalık ücretler. 1000-1500 Kanada dolarlarına kadar çıkabiliyor.
Öğrenciler ama genelde şunu tercih ediyorlar. İşte hani belli bir süre ortama alışana kadar, oraya alışana kadar işte hani atıyorum aile yanında kalayım ya da yurtta kalayım falan. Ondan sonra işte arkadaş edindikçe falan eve çıkıyorlar ve daha ekonomik de oluyor. Yani biraz daha kafalarına göre de yaşamış oluyorlar. Şimdi başvuru sürecinden zaten biraz önce bahsettik. Hani evraklardan falan bahsettik. Eğer kaçıran arkadaşlar varsa yazarlarsa yardımcı oluruz. Şimdi kabullerle ilgili şöyle bir durum var. Biz çok hızlı çalışan bir okuluz kabul anlamında. Biz maksimum 5 iş gününe kadar öğrenciye kabulünü gönderiyoruz. Eğer herhangi bir evraklarında eksiklik yoksa maksimum 5 iş gününe içerisinde öğrenci kabulünü alıyor. Bu kabullerin tabii geçerlilik süreleri var. Belli deadline'ları var. O geçerlilik süreleri içerisinde öğrencilerin dönemlik ödemelerini yapmaları gerekiyor. Bu süre maksimum 8 hafta oluyor. Neye göre süreç değişiyor diye soracak olursa öğrenci arkadaşlar, bu süreç tamamen ne zaman başvuru yaptık, başvuru yaptıktan sonra dönemimizin başlamasına ne kadar süre kalmış, buna göre değişiklik gösteriyor. Dediğim gibi maksimum 8 hafta içerisinde öğrencinin ödemesini okula iletmesi gerekiyor. Ödemelerle ilgili de kredi kartlarıyla, debit kartlarla ya da banka transferleriyle ödemeler yapmak mümkün. Ya bunu sormuşlardı arkadaşlarımız ama çok önem arz eden bir konu olduğu için tekrar edeyim müsaadenizle. Çalışma izinleri, mezuniyet sonrası çalışma izinleri devlet koleji olması dolayısıyla öğrenciler mezuniyetleri sonrasında çalışma izni elde edebiliyorlar. Bir yıllık programlardan mezun olanlar mezuniyetten sonra bir yıl, 2 yıllık programlardan mezun olan öğrenciler de mezuniyetten sonra 3 yıla kadar çalışma izni elde edebiliyorlar. Bir yıllık programları peş peşe 1+1 şeklinde okuyarak da yine 3 yıla kadar çalışma izni elde edebilir öğrenciler. Şimdi varsa, buyurun. Burada bir yıllık programları kombin etmek noktasında tabii ki biz Endless Abroad olarak da çok fazla yardımcı oluyoruz. Yani sizin background'unuza hangi programlar uygun? Sizin için neresi daha mantıklı? Burada hangi programı almamız lazım noktasında biz fazlasıyla yardımcı oluyoruz. Çünkü bu işin bir kısmında size ne kadar uygun olduğunu bulabilmek. Bu kadardı benim diyeceğim. Evet yani şimdi genel ayrıntılar Fleming College'la ilgili aşağı yukarı bunlar. Sorular geliyor mu bilmiyorum. Arkadan geliyorsa soruları yanıtlayalım. Ama benim son olarak hatırlatma anlamında birkaç şeyi hatırlatmak istiyorum. Belki yakalayamayan arkadaşlar olmuştur. Burs veriyoruz şu anda 2023 dönemi için başvuracak öğrencilerin tamamına. Türkiye'den başvuran öğrencilerin tamamına veriyoruz. Neden veriyoruz? Toronto kampüsümüz çok yeni bir kampüs. Tamamen Toronto kampüsümüzle Türk öğrencileri daha yakından tanıştırabilmek adına veriyoruz. Türk öğrenciler diyorum ama Türkiye'den başvuran öğrencilerin tamamı. Yani eğer şu anda Türkiye'de çok fazla yabancı yurtlu arkadaşımız da yaşıyor, onlar da bu burstan yararlanabilirler. Eğer ki Türkiye'de yasal oturumları varsa, onlar da bu burstan yararlanabiliyorlar. Dediğim gibi yıllık 3.000 dolarlık 2 yıllık programlarda toplamda 6.000 Kanada doları değerinde öğrenciler burs elde edebiliyorlar. Bu burstan sonra da okul ücreti şu anda Kanada'daki devlet kolejleri arasında en uygun fiyatlardan bir tanesi olarak karşılarına çıkacak. Neredeyse özel kolejlerin fiyatına yaklaşmış fiyatlarla eğitim alabilecekler devlet kolejinde. Buna ek olarak yine Pathway programları ile ilgili bir promosyonumuz olduğundan bahsettik. The Language Gallery'den 24 haftaya kadar alınacak online Pathway programında öğrenciler Fleming College'a başladıktan sonra %50 oranında ücret iadesi yapıyoruz öğrencilere. Yarı fiyatına öğrenciler dil eğitimlerini de tamamlamış oluyorlar. Bir de tabii genel olarak devlet koleji eğitimi alırken öğrenciler çalışma izni hem eğitim sırasında hem mezuniyet sonrasında elde edebiliyorlar. Bir de sanırım bahsetmeyi unuttuk ama devlet kolejlerinin şöyle de bir önemli özelliği var. Öğrenciler aileleriyle beraber gidebiliyorlar bu programlara. Tam Yani o noktayla ilgili bir soru gelmişti bu arada. Yani eşle beraber başvuru noktasında neler yapabiliriz? Yani eşimizle beraber başvurabiliyor muyuz?
Buna da açıklık getirelim hemen. Çünkü ben Evet. burslardan bahsetme kısmını çok sevdim. Biraz daha burstan bahsedebilirsiniz gibi geliyor. Ben o konuyu çok uzatabilirim ben. Ben de ondan bahsetmeyi seviyorum gerçekten. Çünkü yani ilgiler o zaman bana dönüyor, onu hissedebiliyorum. Şimdi aile başvurusuyla ilgili de şöyle bir durum var. Evli çiftlerde işte eşlerden bir tanesi eğer programa başvuruyorsa, devlet koleji eğitimine başvuruyorsa eşini de yanında getirebiliyor. Ve işte biri eğitim alırken eşi tam zamanlı çalışma izniyle çalışabiliyor orada Kanada'da. Eğer çocuklar varsa çocuklarını da yanlarında götürebiliyorlar ve çocuklar da devlet okulları dahil olmak üzere Kanada'da eğitimlerini alıp tamamlayabiliyorlar. Böyle haklara sahipler. Biz aile başvuruları zaman zaman alıyoruz. Sadece hani bir vize süreciyle ilgili farklılık var. Aile başvurusu olarak geçiyor. Ama zaten Endless Abroad bu anlamda çok O kısımda yine tecrübeli devredeyim. bir Hiç merak etmeyin. evet. Yani Endless Abroad çok tecrübeli bir kadroya sahip olduğu için aile başvurularında da zaten tecrübeleri var haliyle o konuda öğrencilere çok rahat yardımcı oluyorlar. Çok rahat bir süreç geçiriyoruz. Öğrenciler rahat bir şekilde vizelerini de tamamlayıp eğitimlerine başlıyorlar. Böyle duacımız olan çok öğrencimiz var aile olarak da. Yani bunlar güzel opsiyonlar. Kanada gibi bir ülkede böyle bir fırsatın da sahip olması, özellikle beraber gitmek isteyen ailelerimiz ama ne yapacağız, nasıl yapacağız diye düşünen ailelerimiz için çok makul seçeneklerden birisi. Umarım ki herkesin aklında kalan soruları cevaplamışızdır ya da en azından birazcık ilaç olmuştur. Ama aklınıza takılan farklı sorular varsa, yani neler yapabiliriz, nasıl olabilir noktasında bir şeyler düşünüyorsanız ve hala kurcalayan bir nokta varsa bize zaten hem internet sitemiz üzerinden hem telefon numaralarımız üzerinden ulaşabilirsiniz. Can Bey çok teşekkür ediyorum ben size. Ben de çok Kattığınız teşekkür katkıdan ederim. dolayı ekstradan o burslar, gerçekten o burslar çok önemliydi. Benim en çok ilgimi çeken nokta oydu dediğim gibi. Evet, bu arada yani gerçekten çok önemli çünkü hani tekrar hatırlatayım bunu söyledim ama dediğim gibi yani bazı belki sonradan katılan arkadaşlar oluyor. Hani Kanada burslar konusunda biraz eli kapalı bir ülke. Yani bizim kadar öyle her yerde burs olan vesaire burs imkanı çok geniş olan bir ülke değil. Hani biz de bu bursları dediğim gibi hani arkamızda Global University Systems'ın gücü var. Ve hani bu ayrıcalıkla verebiliyoruz bu bursları. O yüzden gerçekten çok kıymetli. Ve burs sonrası okul ücretinin geldiği nokta da çok güzel bir nokta. Hani Türk öğrenciler için ve daha erişilebilir kılıyor bu eğitimleri. O yüzden ben de çok değerli buluyorum. Davetiniz için, bu etkinlik için de çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir yayındı. Umarım arkadaşlarımız için de çok faydalı olmuştur. Zaten Endless Abroad ekibine her zaman ulaşabilirler. Sizin üzerinizden benimle de iletişime geçebilirler. Ben her zaman öğrenci arkadaşlarımızla bir araya gelip onlara arayışlarına destek olabildiğim zaman çok memnun, mutlu oluyorum. Tekrar tekrar çok teşekkür ederim herkese. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Dediğimiz gibi herhangi bir sorunuz olursa bize ulaşabilirsiniz. Herkese iyi akşamlar.